Zaman çarkı nasıl gidiyor? Dördüncü bölüme geldik. Biz konseyde zaman çarkının ilk dört bölümünü konuşmaya çalıştık. Spoiler vermeden en azından Murat abi, Zafer abi ben orayı da izleyebilirsiniz. Bu videoda da ben kendi fikirlerimden bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca hani Twitch hesabınız ve Prime'ınız varsa biz her cuma zaten birlikte izliyoruz. Gelmenizi tavsiye ederim. Güzel yayınlar oluyor. Şimdi zaman çarkı Robert Jordan'ın 15 kitaplık serisinden uyarlama. Ben dördüncü kitabında kaldım. Araya Game of Thrones soktum. Vakıf soktum işte dün soktum. E, Gentleman Pit serisini falan tamamladım. Bir noktada geri döneceğim. 15 kitaplık inanılmaz devasa büyük bir evren bu. High fantasy olarak geçiyor zaten. High fantasy'yi diziye aktarabilmişler mi derseniz bence aktarmışlar. Şimdi diziye gelen eleştirileri görüyorum. İşte görsellik kötü, şu kötü, bu kötü, oyunculuklar kötü. Ya bence o kadar kötü değil. Yani fragman gerçekten çok kötüydü ama ben sinematografik ve müzik açısından dizinin en az iki tık yükselttiğini düşünüyorum yani yükseldiğini düşünüyorum. Geri kalanlarda bir şekilde tamamlanıyor. Kitaplara uyan durumlar var. Keza yani ilk kitabın belirli noktalarında atlıyorlar çok normal ve bazı noktada çok sadık kalıyorlar. Onun bir ayarı yok ama ben çok rahatsız olmadım. İzlerken de gayet keyif aldım. Yani onu söyleyebilirim. İlk dört bölüm bence evreni tanıtma açısından dördüncü bölüm özellikle gayet iyi. 100 milyon dolar bir bütçesi var. Yani ben 100 milyon dolar bütçeye bir tık daha iyi bir iş bekliyorum tabii ki ama yine de şunu söylemem gerek Lord of the Rings dizisi gelirken zaman çarkı bizim önümüzdeki bir kılavuz aslında ve bu kılavuz bence şu an için iyi gidiyor. Tabii ki zaman çarkından en az iki gömlekte yüksek güç olduğu için tabii ki iki gömlekte iyi olmak zorunda Lord of the Rings. O sebepten çok böyle yani rahatsız değilim zaman çarkından olacağını da inanıyorum. Her ne kadar Lord of the Rings'e böyle bir heyecanım düşmüş olsa da oyunculuklardan bir başlayalım tabii ki Rosamund Pike Morian Sedai rolünde çok iyi bir casting. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok iyi bir casting. İyi bir oyuncu. Oscar adaylığı var. Geri kalan işte genç oyuncular Egwen, Nynaeve, Perrin, Matt ve Rant karakterlerine gelirsek. Yani ben en iyi oyunculuğun Matt'te olduğunu düşünüyorum. Ama o da değişiyor. ikinci sezonda başka birisi Matt karakterini canlandıracak. Anlaşamamış, ayrılmış. En kötü oyunculuğun da Rant olduğunu düşünüyorum. Yani Rand'in oyunculuğu bayağı odun. Yani bayağı odun ve iyi performansta gösteremiyor bu belki çoğunuzu düşürmüş olabilir çok normal yani düşürmesi de ama hikayenin senaryo açısından baktığımızda o kadar güzel bağlam ve akışı var ki onun oyunculuğunu gölgeliyor Perini çok beğendim kitaplardaki Perine inanılmaz yakın Met yakın Nainim ve Eggman de yakın aslında burada hani ben şimdi tabii ki spoiler vermeyeceğim hiç bilmeyenler varsa Ejder'in kim olduğunu aslında bu bunlardan birisi Ejder. Bu saydığım isimlerden birisi Ejder. Yeniden doğan Ejder. Yeniden doğan Ejder birçok olayı ve hikayesi var. Yani binlerce çağ öncesinde olaylar var. Dünya kırılıyor falan. Çok derin mevzular. Ben de dördüncü kitapta olduğum için daha o kadar hakim değilim. Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü daha çok sular akıyor olayların altından. Tabii ki Yüzüklerin Efendisi kitabıyla ilk kitap birazcık andırdığı noktalar var. Bu olabilir yani Tolkien'den kaçamıyorsunuz bir noktada. Yani bu da bir yolculuk hikayesi. Bakarsanız Yüzüklerin Efendisi de tabii ki bir yolculuk hikayesi. Bu sebepten dolayı benzer noktaları tabii ki var. Yani Amon hem de ayrılan yüzük kardeşliği işte Shagar Logot'ta ayrılan işte bu kardeşlik diye düşünebilirsiniz. Evet benzer noktaları var. Yani şunu söylemem gerek. Ben neden bu kadar Yüzüklerin Efendisi'ne benziyor diye bir eleştiri getirmiyorum. Ancak kaçamıyorsunuz da bir noktada ve ister istemez izlerken de karşılaştırmak durumunda kalıyorsunuz. Özellikle benim gibi bir orta dünya hayranıysanız. Yani bu sebepten ister istemez karşılaştırıyorsunuz ki kitapta da ben bunu yayınlarda da konuşmuştum. Kitap da, ilk kitap inanılmaz derecede öykünüyor. Ama sonradan 2, 3, 4'te bambaşka bir olaya gidiyor ya. İnanılmaz özgünleşiyor zaman çarkı. Evet, bence yazımı birazcık okunması yavaş, yazım biraz zor ama inanılmaz üzgün bir hikaye durumuna gidiyor. Yani şunu demek istiyorum. Hikaye dizide bir noktada daha özgün bir hale gelecek. Daha başka mevzulara girdiğimiz, daha özgün durumları illaki aktaracaklar. Çünkü Brandon Sanderson Robert Jordan öldükten sonra seriyi tamamlayan insan. Şu an inanılmaz da bir fantastik yazar olduğunu söyleyebiliriz. Birçok eseri var zaten. Brandon Sanderson bu işin yazar kısmında çalışıyor Amazon'un yani zaman çarkının ve onun söylediğine göre de biz Yüzüklerin Efendisi filmi nasıl bir yol aldıysa o yoldan gidiyoruz kendi özgün kattığımız şeyler de var çıkardığımız şeyler de var çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki her okuduğunuz şeyi de kitaplarda göremezsiniz ve birebir aktarmak da gerçekten çok zordur yani Tom Bomba dili siz Yüzükler Efendisi filminde görseniz muhtemelen tempo bozukluğundan ilk defa izleyen insanlar hiç keyif almayacaktı ama onu çıkarması bence çok doğru karardı Peter Jackson'ın zaman çarkı için de bu durumlar var görmediğimiz yerler falan var şimdi çok da spoiler vermeyeyim ama bunu Brandon Sanderson olduğu için çok güvenerek çok böyle güvenerek ben senaryonun iyi olduğunu düşünüyorum. Dördüncü bölümde bir savaş sahnesi var. O savaş sahnesi çok böyle ucuza kaçmış gibi geldi. Onları eleştirebilirim. Bütçe eksikliği olabilir. Bunlar biraz ucuza kaçmış gibi geldi ve birazcık da basitti açıkçası. Yani iki tane taraftar grubunun birbirine saldırması gibi bir savaş sahnesiydi. Logain karakteri sahte ejder olarak geçiyor. Logain'in kitaplarda bu kadar uzun bir sahnesi yani böyle bir sahnesi yok. Bu şekilde hani dördüncü bölümde Logain'i göstermelerinin sebebi şu. Tek gücün aydınlık tarafı ve karanlık tarafını göstermek karanlık tarafından çekilen gücün ne noktada güçlü olduğunu, aydınlık tarafı nasıl kirlettiğini falan böyle lora dair bilgiler vermesi için dördüncü bölüm aslında çok önemli. İlk üç bölümde zaten o yolculuğu çok güzel anlat anlatıyor. İşte karanlık dostları var biliyorsunuz. Tom Marilyn karakteri dahil oldu. Tom Marilyn kitaplarda da inanılmaz bir karakterdir ve çok da güzel işliyorlar. Abi çok iyi oynuyor. Bence dizinin en iyi oyuncularından birisi. Çok karizmatik. Onun da yolculuğunu bir noktada göreceğiz. Metin olayını ilk anlayan o. Yani daha böyle konuşabilirim ama çok spoiler'a gireceği için de biraz kendimi frenliyorum ama ben dizinin iyi ve doğru gittiğine inanıyorum. Güzel gittiğine inanıyorum. İçime de siniyor. Yani izlerken çok da keyif alıyoruz. Bazı noktalar her ne kadar tadımızı ufak da olsa kaçırsa da diyorum ki ya olur. Ya yani mesela Elias Mekara karakteri var. Peri'nin karakter gelişimi için inanılmaz önemli bir karakter. Ama göstermediler. Yani Elias'ın olması gerekiyordu. Elias neden çıktı? Yani Tom Bombadil gibi değil Elias aslında. Çok net önemli karakter gelişimi için. Ama bakarsanız göstermediler. 5. bölümde olmasını bekliyorlar ama casting'de yok Elias Mekara. Gerçekten önemli bir karakter. Ben görmek istiyorum. Çok karizmatik bir karakter. Benim şu ana kadar Zaman Çarkı'nda okuduğum bölüme kadar en kaliteli karakterlerden birisi. Yani niye yok Elias? Bilmiyorum açıkçası. Çünkü demek ki kendi kendine e, Per'in karakteri, karakterini geliştirecek gibi görünüyor. İşte Eggman dördüncü bölümün sonunda bir şeyler yaptı. E, biliyorsunuz izleyenler için söylüyorum. Bir güç patlaması yaşadı. İşte Nine Even bir güç patlaması olacak. E, Matt zaten kendi derdinde. E, psikolojik ve işte büyüsel ve lanetsel olaylarla uğraşıyor. E, Rand desen ergen gibi. Yani bu kadar ergen değil aslında Rand kitaplarda. Tam tersi Met birazcık oyun bozandır ama... Rand'i bayağı böyle ergen olarak göstermişler. Be, falan dedim oraları geç geçtim yani. Hadi diyorum neyse Rent biraz farklı anlatılıyor. Ee, birazcık karakteri farklı işliyor. Onu da bir karakter gelişimi olmak zaten zorunda. Hepsi zaten bakarsanız bir karakter gelişimi yaşayacak. Yani bu ilk sezonda da olur, ikinci sezonda da olur ama ilk sezonda ben bunların bir noktada merak ediyorum nasıl ilerleyeceğini. Umarım iyi işlerler diyorum. Fikirlerim bunlar, düşüncelerim bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine dediğim gibi cuma günleri gelirseniz biz yayınlarda izliyoruz. Yine önümüzdeki bölümünde incelemesini muhtemelen çekerim. Böyle bir sohbet yayını yapmak istedim. Çok spoiler vermeden umarım hoşunuza gitmiştir. İyi şeyler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.